Merhaba. Sistematik ve pratik bilgilerle ilgili üçüncü videodayız. Konumuz ters dami. Yani ters yer oyunu. Önce ne kastediyoruz onu söyleyeyim. Şimdi ters dami ya da ters yer oyunu şöyledir. Genelde uzun kozun olduğu taraf ana el kabul edilir ve kısa kozun olduğu taraftan çaka yaparak ekleve sağlanmaya çalışılır. Buradaysa durum tam tersi. Yani ters zami oyunundaysa, kozların uzun olduğu taraftan çakılmaya çalışılır. Yani ana el kısa ol, kozun olduğu taraf kabul edilir. Bu tabi çok özel bir durum. Çünkü biliyorsunuz e, kozun uzun olduğu taraftan çaka yapmak normal olarak ekleve sağlamaz. Ama Ellerin ters çevirdiğiniz zaman, yani damiyi ana el kabul ettiğiniz zaman, o zaman da e, faydalı. Şimdi bununla ilgili belli şartlar var. Her zaman e, ortaya çıkmaz bu. Fakat özel durumlarda ortaya çıkar. Bunun için bir kontrol listem var. Şimdi ne olduğu anlaşılsın diye burada e, elde kozlusunu kabul edelim. Yani elimi normal olarak da hep böyle olur. İşte ancak sansotoyu transferleri sırasında tersi olur. Ama transfer yoksa normal olarak e, kozun uzun olduğu taraf eldir. Beklenen o. Burada da e, anlam karmaşası olmaması için e, bunu kabul ederek şimdi anlatacağım. Tersi ise de o tersine. Şimdi elde kısa yani tek ya da şigan olan renkte Yerde uzunluk vardır. Elimizde kısalık var, yerde uzunluk var. Bu birinci şart. İkinci, eldeki kayıpları ne yerden çakma ne de yerin uzun rengine kaçma imkanı vardır. E, bu çoğunlukla e, yerde uzun renk vardır ama e, uzun rengin onörleri eksiktir. Yani sağlamak mümkün olmuyordur. Üçüncü şart, yerde en az 2 onörlü ve 3 ya da 4 parça koz vardır. 3'ten aşağı kozla e, tersiyer oyunu oynamak mümkün değil. Ama 3, 4 e, ile daha kolay. E, şöyle daha kolay yani 4 ile daha kolay demek istedim. 3 ile işte 5, 3 vardır. Bunun anlamı 3 kere e, en az 3 kere elden çakacağız. Böylece yerde daha uzun koz olacak. Şimdi bir diğer faktör de bu da çok önemli. Koz dışında yere yeterli geçiş için antreler olmalı. Yani bu şartları sağlayan eller ters dami için uygundur. Şimdi örneklerde ben bu kontrol listesini her seferinde kullanacağım. İlk örneğimiz. Batı bir kör açıyor. Kuzeyin konturundan sonra iki pik dört pik oluyor. Şimdi. Yerde tabi e, çok güzel bir el var. Ama önce normal oynadığımızı düşünelim ve bir bakalım. Şimdi ne var? Karo'da bir kayıp var. E, treft'e 3 kayıp var. Şimdi kozları çekmeye kalkarsak ve Tref 4-2 ise ee, bunun altından kalkamayız. 3 tref bir karo verirsek de kontrat batar. Şimdi bunun önce e, bakalım ne, ne olduğunu. Yani rakip tref aldığında her tref aldığında e, pik oynar. Ve dördüncü trefe çakma imkanı kalmaz. Zaten kozla da başladılar. Bu da e, bir sıkıntı. Yani trefe girdiğimiz zaman koz oynayacak demek Şimdi ters yer oyunu mümkün mü? Yani dışarıda trefler 4-2 dağılmışsa ve biz e, klasik oyunumuzu oynarsak e, kontrat batacak. Hemen bir kontrol listemize bakalım. Elde kısalık var mı? Evet tek parça kör var. Eldeki kayıpları kaçma imkanı yok. Maalesef dediğim gibi rakip koz oynadığı sürece e, kaça e, trefi çakamayız. Yerde kozonörleri var mı? Evet, mükemmel bir şekilde var. Yeterli ante var mı? Fazla fazla var. Öyleyse ters dami oyunu oynayalım. Bakın orada, şimdi ters yer oyunu oynarsak, 3 kör, 1 karo ve 2 tref kalbi var. Diyeceksiniz ki demin 4'tü, ee, şimdi 6'ya çıktı. Ama körü 3 kez çakabiliyoruz. Yere geçip geçip kör çakacağız. Görelim. Hemen köre gideriz. Hemen kör as ve kör gider. Kozlarımızın büyüklüğü de yeterli. Astro yerdeyken damon 10, 8 bizde. Şimdi trefle yere geçtik. Bir daha kör. Şimdi de karo ile yere geçelim. Bir daha kör. Eğer dışarıdaki kozlarda 3, 2 ise işlem tamam demektir. Evet, alacağımızı aldık. Buyurun kalan son 3 leveyi defans size veriyoruz. Gördüğünüz gibi trefler de 4-2'de almış. Normal Oyununu oynamaya çalışanlar, ters tamiyi düşünmeyenler bu kontratı batırır. İkinci örneğimize bakalım. Bunu iki aşamalı yapacağız. Ana el güney olduğunda, şimdi üç bük oynuyoruz. İki kör, dört karo kaybı var. Şimdi karoya yerden iki kez çakarız diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Neden yanılıyorsunuz? Bir onu görelim. Yani lafta kalmasın. Diyeceksiniz ki dört tane e, kozu var. El, elbette iki defa çakar ama rakip e, koz başladı ve karolarında onörleri karşıda. Bakın tıkır 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 çekti pikleri. Ve bizim hala elimizde iki karo dururken yerde sadece bir adet kozumuz kaldı. Dışarıda koz bitti ama <laughs> bizim elimizde hala e, bir kayıp karo var. Evet. Şimdi kalan ellerin hepsini rakiplere teslim ediyoruz. Yani böyle bir oyunda bir batar. Şimdi bir kontrol listemizden gidip tersleme mi oynayabilir miyiz diye bakalım. Elde kısalık var mı? Evet var, tref. Eldeki kayıpları kaçma imkanı yok, karolar. Karolar işte demin gördük, kaçamadık. Yani birini çakabildik ancak. Yerde koz ve onörler. evet, gayet güzel, dört tane e, koz var, dam ondan başlayan. Yeterli antrede var, körden treften e, geçilebiliyor. Peki. Yani ters yer oyunu oynadığımızda yerden sayalım. Ne var? 2 kör. 2 karo 3 tref kaybı var. 7. Ama bunun 3'ünü yani treflere elden çakabileceğiz. Ve ters yer oyununu oynayarak bunu gerçekleştirelim bakalım. Şimdi hemen trefe giriyoruz karoyla uğraşmıyoruz. Tabi dikkat ederseniz 9 da as değerinde. O yüzden rahatlıkla tepeden as çakıp küçük pikle yere geçiş yapabiliyoruz. Şimdi 3 kez trefi çaktık. Tamam amacımıza ulaştık. 2 tane de pikimiz var. Kalan 4 tane Eli alsın defans. Bu kontrat da ters yer oyunuyla çıkıyor. Üçüncü örneğe bakalım. Yedi kör. Hmm. Artık konuşmalarının olduğu e, önemli değil. İsteyen tabii onunla da ilgilenebilir ama amaç burada e, yedi körü yapabilmek. Esas oyun. Şimdi klasik düşünelim hemen. Bir pik eğer pik damı batıdaysa pik veriyoruz. Karo vermeyiz, tref vermeyiz. Diyeceksiniz ki bir tek pik damı en pasla hallolur. Ama acaba başka yol var mı? Yani kontratı tek yapma ihtimali pike bağlarsak %50 ihtimal olur. Bir de ters yer oyunundan bakalım. Bakalım ters yer oyununda nasıl olurdu? 3 karoya çakarsak Elimizdeki kayıp piki de pardon elimizdeki değil yanlış söyledim yerdeki kayıp piki de trefe gider hemen bir kontrol listemize bakalım elde kısalık var mı var karo eldeki kayıpları kaçma imkanı yok doğru pik ee, şey ee, şeyleri kaçamıyoruz neydi piki piki bir yere gitmiyor. Yerdeki koz ve onörler gayet güzel. İki tane onörlü, üç parça ve yere de epey bir antremiz var. Oynayalım o zaman. Ters damlaya oynayalım. Aldık. Hemen karo çakasıyla devam ederiz. Şimdi körle geçtik. Artık büyükle de fark etmiyor gerçi hepsi eş değer. Çaktık. Şimdi dışarıda sadece bir koz kaldı. Onu da pikle yere geçince alacağız. Dışarıda koz kalmadı. Trefler ve pikası sağlam. Yani e, elde kayıp gibi göz elde derken tabii artık ters olduğu için yerdeki e, e, pik trefe gidiyor ve böylece hiç pik empasına girmeden kontratı yapıyoruz. E, ters tamneyi düşünmeyenler bu elde pik empasını denerler ve batarlar. Yani Grand Slam oynarken batmak da yazık. Şimdi 4 kör oynuyoruz ve defans 3 tur oynayacak. Ardından kare oynayacak. 3 tur vereceğimizi ve ardından kare oynadığınız oynayacağını biliyoruz. Şimdi eğer ana eli güney tespit edersek tek yol karoların 3-3'te üç alması. Ya da ikinci bir seçenekte karolar 4-2 ise koz ve karonun 2-2 olmasına bağlı. Yani bu şartlarda yerine gelmezse karoların 3-3 ya da bir elde hem 2 karo hem 2 kör yok ise kontrat böyle çıkmaz. Ama ters yer oyununa gidersek e, artık öğrendik ne yapacağımızı. Trefleri, 3 tane trefi çakma imkanı. Hemen kontrol üstlerimizden de kontrol edelim. E, kısalık var mı? Evet. Kayıplar e, sıkıntı yaratan e, kayıp dördüncü karo. Nereye kaçacağız? Kaçacak bir yer yok. Onörler evet. Antre evet. Öyleyse ters yer oyununu oynayalım. Rakip 3'tür. Peki al, al Ardından kare oynadı. Şimdi gördüğünüz gibi yerdeki trefleri elden çakıyoruz. Bütün yerin onörleri büyük o yüzden hiç sıkıntı çekmeden Kozla da yere geçme imkanımız oldu. Evet, kontratı bu şekilde başarmış olduk. Bir örnek daha yapalım. Yine Gülen Grand Slam oynuyoruz. Şimdi ana eli güne kabul edersek neredeyse kontratı yapmak imkansız. Neden imkansız? Hani batıda kör ruhası olacak ve küçük kör oynadığımızda da koymayacak. Yanlış oynayacak gibi bir şey. Halbuki bu el ters siyer oyununa çok uygun bir el. Kontrol listemizde de gördüğünüz gibi işte kısalık karo, kayıpları kaçma imkanı olmayan bir durum var kör üçüncü şart, dördüncü şart hepsi yerine geliyor. Hemen oynayarak bunu da görelim. Yani elimizde beş parça pik olmasına rağmen tersten gidiyoruz. Ve tabi e, tabii dikkatinizi çekerim. Hep büyüklerle çakıyoruz. Yani onluyu bile yere geçiş için kullandık. Son karoyu da çaktık. Tref damıyla da yere geçtik ve dışarıda kalan son kozu da alalım. Artık gerisi bizim. Gerisi Bizim Eldeki kağıtlar Bunu sağlıyor. Son bir örnek daha yapalım. 4 pik oynanıyor. Ve ee, Şimdi kozlar bakın 6 9 4 koz var dışarıda. 3-1 dağılmışsa dikkatli olmak lazım. Neden? Şu anda baktığım zaman 3-4 kör e, güneyde kayıp var. Hiç de tref yok. Şimdi trefler tabii 5-4 olma ihtimali çok daha yüksek ama her şeyi biraz kötümser düşünelim. Yani diyeyim ki size daha ipucu olsun. Pikler de kötü. 3-1. Trefler de 6-3 dağılmış olsa. Yani karoları aldıktan sonra son trefe çakmalıyız. Aksi takdirde trefe karo kaçabilir. Yani çok dikkatli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Kontrol listemiz. Tref de kısalık var. Karoda, e, körde kayıpları dördüncü köre kaçma imkanı yok bir yere. Ve e, onörler, antre hepsi yerinde, yerli yerinde. Rakip de koz başladı. Aslında kendi adına iyi bir şey yaptı. Şimdi bizim e, yapmamız gereken hemen ters oynadığımıza göre treflere çakmak. Pikle yere geçtik. Bir tur daha tref çakacağız. Şimdi karo ile yere geçelim. Bir kez daha çaktık. Şimdi 6-3'e karşı da pikasını saklıyoruz. Şimdi pikasıyla çakacağız. Burada işte kilit olay buydu. Karo damını ee, tahsil ettik. Tahsil ettik yani artık son çakayı yapmadan önce karoyu tahsil etmemiz lazım. Bakın tahsil etmesek ne olurdu? Batı tref oynandığında karosunu verirdi Böylece karodan almamız gereken löveyi alamazdık. Şimdi 9 löveyi sağladık. 10. lövede pik ruhası olacak. Evet. Bölümün sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere yeni bölümlerde.